Ben bugün bu videoyu bitirdim. Yaklaşık 3 gün sürdü falan. 83'ten beri Mehmet Ağar inceliyorum, tamam mı? Ya yani videoda 83'ten beri Mehmet Ağar kısaca bu. Nereden bu ülkücü mafyayla gruplar falan filan nereden giriyor mevzular falan. 83'ten beri. O birinci bit raporu falan var Emir'in yazdığı. Banker Baku olayı falan var. Herif oradan biri Büyük. yiyor. Bak herif oradan biri yiyor. Adam sıkı yönetimden biri yiyor. Yani kaç tane iktidar görmüş. Abi çok vizyonsuz ama ya. Ya çok vizyonsuz ya. Ya parayı adam gibi değerlendirip adam gibi yatırım yapsana. Yarrak kürek şeyleri harcayıp işletme açıyorsun salak salak AVM'lerde ya. A mı? Ha, Onlar parayı iyi değerlendiremiyor bence. parasını değerlendiriyor. Onlar sen kendileri yapmıyor zaten. Profesyonel firmalar var. Sırf bu parayı değerlendirme için yatırım tavsiyesi falan onlar kattılar. Yani onlardaki para sen şey yapamazsın. Onların derdi şu an şey. Cahilliğimiz. Heh. Prestij. Başka bir şey değil. Para değil. Prestij. Paraları var. Prestij. Yer altında prestij. Siyaseten prestij. Onun Cumhurbaşkanlığı hayalleri falan vardı da onlar da artık mümkün değil ya. Bitti o da. Onun oğlunun önünü açmak istiyor. Bunlarda bir de şey vardır. İmparatorluk kafası vardır bunlarda. Bu tip adamlarda. Ben değil oğlum devam etsin falan. Bu habere en çok muhtemelen Cav sevindi. Uzun zamandır bekliyordu bunların olmasını. Neyi? Abi senin bir tık şey tarafına girmeni Cavs uzun zamandır bekliyordu. Ülkücü mafya mı? Evet, Cavs yanık biraz o konuda. Ya ülkücü mafya şöyle girebileceğin konular nadir. Girildiği zaman ben hep giriyorum zaten ama şeyler nadir. Yani orada gerçekten 70, 80 işte 80'den sonra bu özel harekat falan kurdular ya oralar. Ama o kısımda da genelde tetikçiler daha çok. Enteresan hikayeler vardır orada. Mesela meşhur bir hikaye var. Biraz bilir misin onu? Bu Korkut Eken tayfası bu şeyleri Evet. topluyor. Ülkücü mafyadan topluyor işte ellerine gelenleri ve şey için ileride işte lazım olacak. Siz vatana hizmet ettiniz. Biz siz işte daha iyi şey yapabiliriz. Bu genel birçok yerde böyledir. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunu ABD'de de yapmıştır. Mesela orada da işte Ağlamak için. eski faşistler falan. Çünkü en çok adam para istemiyor. Adam inanılmaz kötü şartlarda yaşıyor. Hepsine okey yani. Adam hiçbir isteği yok. Hayatını değer katıyor çünkü. Evet. Adam ölmeye hazır yani. Bomba gibi anladın mı? Böyle adamlar ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü profesyonel olabilir bir insan ama enerji olarak, kafa olarak kendini ortaya koymuyor adam. O zaman bu şekilde kullanamıyorsun. Bunlar daha kullanışlı. Bunlar alıyorlar bunları. Bunlar bunu kullanmaya başladıkları için emniyette. MİT'te inanılmaz bir şey oluşuyor. Özellikle Hiram Abbas ve ekibi var ya. Bunlar inanılmaz rahatsız oluyorlar bu durumdan. O inanılmaz rahatsız oluyorlar. Bunlardan biri de Çakıcı. Korkut Eken Çakıcı'yı alıyor. İşte Çakıcı ve yanındaki adamları şey yapmaya başlıyor. İşte silah tutmayı, sıkmayı, tutturmayı, poligon falan filan her yere götürüyor, eğitimini veriyor. Bir türlü olmuyor bunlardan. Hatta en son işte Korkut Eken'i çok dalga geçtiği rivayet edilir Çakıcı'yla falan mesela. Hani yapamıyor bundan olmaz bunu adam edemedik falan gibisinden. Yine de ama tutarlar yanlarında. Yine de tutarlar yanlarında. Niçin? Yurt dışındaki operasyonlar için işte Asala mevzusu falan vardı ya bunları yurt dışında biz kullanırız diye. Komando gibi göndeririz bu kafadalardı. Sonra Korkut Eken her ne oluyorsa çok fazla bu mevzunun gazına geliyor. Yani o da iyice giriyor buraya. Yani yozlaştırıcı bir şey bir de biliyor musun? Bayağı profesyonel olman lazımdı. Kullanıp atmak da kolay bir şey değil. Sen de gaza gelip işin içine girebiliyorsun. O da giriyor. Bir tane meşhur mevzu şey. Korkut Eken bu şeydeler, otel gibi yerler, lobideler falan. Birisi geliyor şey diyor ki Alaaddin Çakıcı. Siz Dündar Kılıç mısınız? Sizi Dündar Kılıç'a benziyor diyor. Şimdi mevzu gibi de biliyorsun yani. Adam şey olduğu zaman Çakıcı çıldırıyor. Çıkarıyor silahı abi. İki el sıkıyor. Tamam. İki kişi yaralanıyor. Bir tane de sivil falan yanıyor. Alakasız oldu. Korkut Eken bunu götürüyor oradan. Arabaya bindiriyor falan filan. Sonra tabii bu yılın kulağına gidiyor. Çıldırıyor. Kafayı yiyor. Yani nasıl olur? Nasıl yaparsınız? Rezil ettiniz kurumları falan filan. Gidiyor. Mehmet Emir'i haşlıyor. Hani siz bunlara nasıl müsaade edersiniz gibisinden. Bunlardan kurtulmaya çalışıyorlar falan böyle. O hikaye genelde biraz daha böyle ayak bağı. Hani hem kullanacağın hem kullandıktan sonra atma konusu önemli. Birçok kişi atamıyorlar falan. Oraya zaten detaylıca girdim ben. Çok Yani iyi, hepsi çok detayına değil ama Tarık Ümit mesela çok önemli. Tarık Ümit'ten bahsetti Sedat Peker tweet attı. çok Tarık iyi. geldi. Mehmet abi seni öldürtecek falan filan dedi ki Tarık Ümit biliyorsunuz en büyük faili meçhul mevzulardan biri. Adam hem faili meçhul de tetik çekiyor. Savaş Buldan'ın tetiğini o çekmiş mesela. Buldan'ı sorgulamış. Ama Tarık Ümit anlatıyor. Bunların şeyleri var. Kayıtları var. Ses kayıtları var. Mehmet Emir'e de bilgi sızdırıyor falan. Tarık Ümit. Yani bunlar bunu yaptı.
İşte Savaş Buldan'ı aldık şu saatte. Gittim sorguladım. Buldan bunu itiraf ediyor diyor. Hüseyin Koca da benden işte 300 bin dolar rüşvet aldı. Sonra götürüyor onu şeydeki yere. Üçgen var ya, meşhur şey üçgeni. Orada sıkıyor buna. İnfaz ediyor buna. Ve bundan sonra Tarık Ümit, Mehmet Emir her gece raporluyor. Böyle böyle yaptım diye. Çünkü aslen kendisi bir gibi. Yani, bu Mehmet Emir dış operasyonlar şefi değil miydi? Yanlış mı biliyorum? Kontrterör. Kontrterör dairesi başkanı. Önce kaçakçılık, sonra kontrterör. Kaçakçılık işini 83'te buna özel şey kuruyorlar. Daire kuruyorlar. Bir de şey konusunda çok mantıklı. Bak şunu anlamanız gerekiyor. Bütün bu kurumlar taze ya. Cumhuriyet daha taze. İşte Soğuk Savaş dönemine yine adapte olunuyor. Yeni bir daire kuruluyor. Yani şöyle işliyor. Orada güvenlik kurulunda sıkı yönetim o dönem. Gidiyor diyorlar ki bizim kaçakçılık sorunumuz var. Buna bir engel olmak lazım. Terör buradan işte, anarşistler buradan finanse olunuyor. Ne yapalım? İşte Milli İstihbarat'a kaçakçılık şey kuralım. Ne yapıyor o zaman? Mehmet Emir'i başına getiriyorlar. Hemen kurum taze taze kuruluyor. Hiçbir know-how falan yok. Hiçbir arka plan yok. Emniyette de keza öyle. Mehmet abi mesela kendi kafasına göre özel hareket şeyi yapıyor orada, şekillendiriyor. Korkut Eken'i koyuyor başına. İbrahim Şahin'i koyuyor başına. Onlar da oradan dolduruyorlar ülkücüleri oraya mesela. Sonra faili meçhuller oradan işleniyor. Hiçbir denetim, hiçbir şey yok. Çünkü daha taze yani. Sistem işlemiyor. Diğer ülkelerdeki gibi değil. Bu kişilerin inisiyatifine kalıyor orada. İşte Mehmet Ağar, Mehmet Eymür. Mehmet Eymür'ün başında yine Hiram Abbas falan var. Şeyde de Ağar tayfasında da Nuri Gündeş falan var. Ona destek çıkan. Yani iki tayfa bunlar. İyi MİT tayfası şeyden rahatsız. Yani daha Amerikan var ya onlar. Bu işte mafyaların falan kullanılmasından çok rahatsız. Emniyet tayfada kesinlikle ülkücülerle şey yapma tarafından. Ha, Mehmet Emir 200'lük yapıyor mu bazı noktalarda? Evet. Mesela Yeşil'i o koruyor. Biliyorsun Mahmut Yıldırım'ı o koruyor. Himayesini alıyor MİT'e. Jandarmadan direkt transfer ediyor adamı. Gerçi konu ne? Konu şey, ülkücü mafyaydı değil mi? Abi işte bak. Şey demiş bir abi, bir saniye buluyorum. Şey demiş biri. Erliğin ülkücü olduğunu düşündüğüm için mi ülkücüleri yemesini istiyordun? Hayırdır yazmış da. Ülkücü olduğunu düşündüğüm için değil dostum. Ya ben burada konuşurken havada kalıyor. Erlik kadar araştırma yapamıyorum. Veya belgelere erişemiyorum diyeyim. Ben konuşurken diyorum ki abi, bu ülkeye kadın ticaretini, insan kaçakçılığını, uyuşturucu kaçakçılığını, underground ne kadar olay varsa, yeraltı mafyası, o bu şu kötü yolla ne kadar işte elde edilen para mevzusu varsa, bu ülkeye ülkücüler getirmiştir ve 60-70 yıldır bunu da yapmaya devam ediyorlardır. Bu böyle bir oluşumdur dediğimde bir tık havada kalıyor. O yüzden böyle bir şey bekliyordum. Onu söylemen gerekiyor. Bu kaçakçılık mevzusu, uyuşturucu ticareti mevzusu. Kendini finanse etmek isteyen her grup mutlaka uyuşturucuya başvurur. Belki muhalefetteki siyasi partiler bile bunu yapıyor, evet. Her devlet, yani özellikle işte illegal sıkıntılı devletler, işte hibrit rejimler falan mutlaka uyuşturucuya başvurur. Hatta Amerika'da bunun için özel yasa çıkmıştı o dönemler. Hatta en son Tom Cruise'un filmi çıkmıştı, meşhur bir CIA ajanıyla ilgili, biliyor musun? İzlediniz mi? Gerçekte yaşanmış bir olay. Cosa Nostra ile işbirliği yapıyor falan filan. Uyuşturucu kaçakçılığı falan yapıyor CIA için. CIA burada özel şey çıkarmıştı. Bu Stay Behind örgütleri için. Kendinizi işte bu paramiliter faaliyetleri finanse edebilmek için uyuşturucu işine girebilirsiniz. Buradan kaynak sağlayın diye. Latin Amerika'da falan özellikle meşhurdur bu. Uyuşturucu ticareti sırf kaynak sağlamak için. Yani bunu Türkiye'de sol ve sağ örgütler de yapmıştır. Bunda hiç şüphe yok. Çünkü maddi kaynak sağlaması gerekiyor adamın. Silah alması gerekiyor. Bunu finanse etmesi gerekiyor bir şekilde. Hazineden yardım alan bazı siyasi partilerin iktidardan bağımsız konuşuyorum. Ben yaptığını düşünüyorum. Ya alsam ne bile, bir de şey var. Şöyle bir şey de var. Bak bu şey değil. Ben sırf ideolojim için bunu yapacağım. Ondan sonra bir kere yapacağım o mesela. Falan bu kafada değil. Şöyle işliyor bu mevzu. Özellikle mesela ülkücü mafyanın şey konusundan örnek verelim. 80 sonrası. Adamların mevzusu bunları engellemek. Değil mi? MİT'ten örnek verebilirsin. Bunları engellemek. Bu noktada mesela MİT'in çok bir örneği var. Asgar Smitko var. Herif İran'dan geliyor. Ve uyuşturucu kaçakçısı. Ve uyuşturucu kaçakçısının kralı, yani baz morfini getiriyorlar adamlar. Baz morfin bunun ham maddesidir. Benim eski videom vardı. Eroin yapımını anlatıyordum. Üstlük yapalı. Bilenler bilir. Baz morfin çok önemli. Korşan yakıbetine uğrama da. Baz morfin çok önemli. Bu şey noktasında Asgar Smitko'nun yaptığı kaçakçılığı MİT mesela biliyor. Herif büyük uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. MİT bunu biliyor. MİT buna ama göz yumuyor. Niçin? Hatta teşvik ediyor. Niçin? Çünkü karşılığında Asgar Smitko'dan çok iyi şey alıyorlar. İstihbarat alıyorlar. Hatta PKK'nın birçok şeyini çökertiyorlar aldıkları istihbaratlarla. Diğer tarafta bu işe bulaşmaya başlıyorlar bir noktadan sonra. Herifler bakıyorlar ki inanılmaz para dönüyor. Artık neymiş ya? Ya bununla mücadele etmesi gereken adam. Daha demiştik ya işte
Adam ilk yüzden topluyor mesela. Onlar daha şeydi hani çatışmaya, ölüme falan girsinlerdi. Adamlar bir daha sonra bakıyorlar ki bal tutan parmağını yalar mantığı var ya. Kolunu sokuyor. İnanılmaz paralar dönüyor. Herifler orta mesela yani o şey grubunda ağırın altında ülkücü grup var mesela. Çatlı grubu falan diyebilir ama aslında şey, parça parçadır böyle. Ama öyle geçmiştir medya. Bunların şey radikal sol gruplarla, sol terörist gruplarla bağlantıları var. Uyuşturucu ticaretinde. İşte bu da benim dediğim yere geliyoruz. Bu infoyu daha vermedim. Bakalım şimdi konuşurken verecek misin? Belki şeyde Gladio'nun içinde olacak. Birisi var bu konuyla alakalı. Neyse evet abi. Diye kim? Birisi var ama. Var be. Ben ne olacak çok merak ediyorum bu konu dönünce. Evet abi. Güzel güzel bir linç yiyecek o konudan da. Bakalım. Şey konusunu bitirelim yani uyuşturucu konusunda. Bu Hüseyin Kocadağ var biliyorsunuz solcu Alevi'dir. Evet evet evet. Alevi'dir ve işte aslında teknik olarak iyi bir polis müdürüydü. Fakat bu Mehmet Emir'in babalar operasyonundan sonra Behçet Can Türk'le bağlı olduğu için işte bu uyuşturucu mevzularında kaçakçı mevzularında falan bağlı da olduğu için görevden atıldı. Sonradan geri geldi şeyle birlikte ve Ağrı takımına katıldı. Bak şimdi herifler ülkücü mafya alttakiler. Bunları bir de şey bu Hüseyin Kocadağ Çatlı'ya reis diye hitap ediyor. Hani şey değil bu arkadaşlık falan değil artık. Hani bayağı böyle reis diye hitap ediyor. Direkt bağlılık bildiriyor. Hatta biliyorsunuz sonra Susurluk'ta o da orada ölüyor. Susurluk kazasında. Kocadağ da orada ölüyor. Behçet Can Türk'ü almak için bunlar. Listeleri biliyorsun meşhur listeler var. Listeler olacağını biliyor Can Türk. Ve tabii ki de önlem alıyor. Yani zırhlı araç. İşte her yere gitmeme, dikkat etmeme. Çünkü millet yavaş yavaş kesilmeye başlanmış. Tansu Çiller de çıkıp şey demiş yani elimizde liste var hesap soracağız falan. Hani herkes biliyor artık mevzunun nereye gittiğini. Bunu bunlar alamayacağı için çünkü polis falan bunların meşhur taktiği biliyorsunuz değil mi Cansu? Polis çevirmesi yapıyorlar böyle sahte. Sahte şey giyiyorlar, yelek falan giyiyorlar. Polis çevirmesi yapıyorlar işte kimliğini sorgulayacağız falan diye götürüyorlar elemanları. Kurtlar Vadisi 1. bölüm. Kurtlar Vadisi 1. bölüm. Ben de evet klasik. Abi Kurtlar Vadisi'ne yine hemen 2 saniye verelim. Ne diziymiş, her şey değilmiş. Evet abi. Övmemiz lazım. Soner Yalçın zaten şey direkt oraya selam çakmış. Hatta aynen öyle. Şey telefonda konuşurken diyor işte listede Behit Can Türk adam en başta yazıyor falan diyor. Televizyonda birini izliyor. Piçe bak diyor. Daha bu sabah diyor bize konuşurken öyle demiyor televizyonda. O televizyonda izlediği Mehmet Ağar güya. Oradan açıklama yapar. Behit Can Türk de güya diyor işte bu piçe bak daha şey yapıyor. Sonra getiriyorlar bunu. Alaaddin Çakıcı yaptırıyorlar şeye göre diziye göre de gerçekte sadece iddia bu yani. Pek bağlantılı bir şey değil. İddia edilir. Onun da bağlantılı oldu. Tarık Ümit hep işin içerisinde var. Ve bu Behçet Can Türk şey mevzusunu Behiç dizideki adı Can Türk karışıyor. Kurtlar Vadisi'ni karıştırıyorum abi. Daha ne güzel anlatıyorum. Tamam. için, bunlar ülkücü olduğu için herif Ermeni kökenli Kürt solcu. Yani hiç alakası yok bunlarla. PKK destekleyici falan var. Hiç yiyemez yani. Gördüğü anda kaçar adam. Bunu nasıl kaldırıyorlar biliyor musun? Hüseyin Kocadağ diyorlar ki bunu çek Fener yoluna. Telefonla arıyor Hüseyin Kocadağ. Kendi solcu Alevi. Ona güveniyor. Zaten eskiden bağı var. Ondan aldığı şeyle gidiyor o noktaya. O Tonga'yı orada düşürüyorlar. Sonra işte polis çevirmesini falan alıp götürüyorlar bunu. Yani kısaca varmak istediğim noktayı söyleyeyim sana. O kadar bir paralar dönüyor ki. Ve hani inanılmaz hızlı zenginsin. Ve bu insanlar gerçekten boktan bir yerden geliyorlar. Yani aristokrat bir şey de değiller. Fakirlikten geliyorlar. Hızlıca zengin oluyorlar. İnanılmaz paralar dönüyor. Kadınlar dönüyor. Sanat camiası ki sanat mevzusu... Daha geçen ortaya çıktı şimdi Mariz Mansim o yayınladı ya Sibel Can, Mahsun Kırmızıgül oturup alem yapıyorlar Mehmet Ağar'la birlikte falan böyle. Çok farklı bir dünyaları var yer altında ve hızlıca kapılıyorsun sen de buna eğer nefsine hakim değilsen. Bunlar da hızlıca kapılıyorlar. Bunların şeyi para. Yani solcuymuş sağcıymış burada tamamen boş işler. Birbirlerini de satıyorlar. Çünkü dehşet bir para var ortada. Öyle bir para ki bu Tarık Ümit kaldırıldığı zaman Kıbrıs'ta bankası var bunun. Biliyorsun. O banka ortaklardan biri de Mehmet Ağar mesela. Bu bankada Kazakistan üzeri uyuşturucu ticaretinden 450 milyon dolar çeviriyorlar bir partiden. Kara para, yıkadıkları kara para. 450 milyon dolar. Tarık Ümit pala değil mi ya? Onu ben şey yapmıştım. İlk ben videosunu yapmıştım. 2014'te 15'te. Yani Tarık Ümit şey palayı şeydi yapıp binbaşı her sefer yapıyorlardı. Ben demiştim ki uymuyor. Hani işlem olarak falan filan uymuyor. Hüsrevaya saygılı işte uyuşturucu ticaretini biliyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Milletin sonu... Kendi Tarık Ümit daha şık demiştim ben bir de kayboluşuyla. Orada kaldı.
Bir şey soracağım bilmediğinden yine Kurtlar Vadisi'ni övmek adına. Neydi o bankanın adı? First müydü? Bilmem ne bilmem ne bankası Kıbrıs'taki. Palayalar'ın da beğenip. Arnaka değil mi? Aynen. Polatçı yapıyor. Bir özel bir çok değişik bir sahnesi var. Hackliyor orada. Sonra çıkarıp aslanan hemi çözdüm diye. Aa tamam. Tamam. Oldu. Yani merak ettim. Bizi oraya bağlayacaksan evet. O banka o banka. Tamam. Evet. Oldu. Yani. Ve bu Kıbrıs'taki bankadan en son bir partiden yani Kazakistan'dan gelen partiden 450 milyon dolar çeviriyorlar. Yani öyle paradan bahsediyoruz. Niçin kavga ettiklerini sorarsak bunlar şey. İki tarafında farklı iddiaları var. Şimdi Tarık Ümit'in iddialarını şeyden biliyoruz. Mehmet Emir'e anlattıklarından, kızını anlattıklarından bir de amcası var. Cemalettin Ümit. Ona anlattıklarından biliyoruz. Korkut Eken'in ne yaptı? Yani şöyle bir genel bir resim çizdiğin zaman şöyle oluyor. Bunlar kavgaya tutuşuyorlar bir zaman sonra. Çünkü bu kaldırdıkları adamların paralarını bölüşememe mevzusu oluyor. Sonra Tarık Ümit ve Yeşil birlikte bu iki tane İranlı kaçakçı var. Asgar Smetko ve Lazım Esmaili. Bunları kaldırıyorlar. Bunun yeğeninden de 350 bin dolar bir parti Yeşil yani Mahmut Yıldırım banka hesabına alıyor fidye olarak. Senin abini salacağız bekle az kaldı şuraya para daha gönder falan buradan koparıyorlar koparabildikleri kadar. Bir gün gazetelerde bunların ikisinin adı yazmaya başlıyor. Tarık Ümit ve işte Yeşil kaldırmıştır bu ikisini diye. Bu olunca tabii çıldırıyor Yeşil. Arıyor bu adam falan. Sen kimsin? Ne sanıyorsun? Sen verdin bu bilgileri. Senin kafanı koparacağım falan gibisinden. Tabii çocuğun haberi yok. Gidiyor ben MIT'e. İşte bu iki İranlı kaçakçı MIT'e çalıştığı için. Hani gelin yardımcı olun falan gibisinden. Sonra emniyet gidiyor. Yeşil'i kaldırıyor abi Ankara'da. Meşhur bir sorgusu vardır ona. Bunu 3 gün boyunca dövüyorlar. Yani kaburgalarını falan kırıyorlar Yeşil'in. Ve bayağı sert sorguluyorlar isim vermesi için. O da orada birkaç tane isim veriyor. Bunlardan biri de Mehmet Eymür. Bunun üzerine emniyet de biliyor mevzuyu aslında. Yani emniyetin derdi MIT'e bu işi yüklemek. MIT'in de derdi bu işi emniyete yüklemek. Anladın mı? Evet. Yani kurumlar arası kavga var. Yani Korkut Eken de var o şey sorgusunda, işinin sorgusunda. Ben de gittim sorguladım onu diyor. Yeşil de jandarmadan transfer etmiş. Garibim abi Kurtlar Vadisi'nde bu da var. Allah'ım delireceğim. Evet abi. Var tabi olmaz bir şey. Soner Yalçın bu işlerin içinden çıkmış adam. Bu Yeşil'i silahının şeyini alıyorlar. Kovanlarını alıyorlar. Orada. Sonra diyor ki Yeşil ben otururken 6 kişi getirirler diyor. Hani pis adam oldukları belli diyor. Onlar sıkıntılı adamlar. Ve beni gösterdiler hani bu surat aklını iyi tut diye. Bu nedir? Bu şeydir. Ki sonradan bunu göreceğiz. Bütün işlenecek suçlarda faili meçhullerde bir tane üzerine yıkacakları bir adam yaratıyorlar. Bu Yeşil profili. Hani Mahmut Yıldırım profili. Şuraya gitmiş, şunu yapmış, şunu sorgulamış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Birçoğu palavra. Birçoğu yok. Ben araştırdım birçoğunu. Birçoğundan da konuştum birçok kişiyle de. Hani sağ bulabildiklerinden. Adam yani kötü bir adam değil. Yani niyet olarak kötü bir adam değil. Yoksa yaptığı çok şey bir sıkıntılı işler var. Adam araç falan topluyor. Araç topluyor, kesiyor, ediyor. Kendini övmek ön planda. Yani kendisini sürekli övüyor. Bir de lazım. O dönemler öyleymiş. Yani kendini biraz övmek de lazım. Abi çok egoistmiş ama. Egolu da değilim. Çok egoistmiş. Konuşmaları... Neyse. Tabii bunu alıyorlar ama güzel okşuyorlar orada şey oluyor. Bunu çok bilmez bak ben söyleyeyim. Çıkıyor buradan Mehmet Emir yemiyor tabii numarayı. Mehmet Emir diyorlar ki gel al adamını. Mehmet Emir diyor ki ben öyle birini tanımıyorum diyor. Halbuki tanıyor. Mehmet Emir'in bütün röportajlarını izleyin hala Yeşil'i savunur. Yani hala onu baba gibi sahiplenir yani o derece sever onu. Ki absürttür yani sürekli emniyetten şikayetçi ama kendisi birini savunuyor. Tutuyor bir de himayesinde. Hatta bunu gönderme mevzusu falan var. Suriye'ye gönderme mevzusu falan var. Mehmet Emir hatta der ben bunu yurt dışına tutmuyordum. Hep yurt dışına gönderiyordum. Operasyonları falan gibisinden. Bir de emniyetin vardı. O da çok enteresan. Bir de emniyetin Apo'yu öldürme mevzusu falan vardı. O tam ayrı bir fiyasko. Neyse biz gelelim mevzuya. Bunu eziyorlar mı abi emniyette? Yeşil Mahmut Yıldırım'ı. 4-5 gün boyunca. Herifin kaburgaları falan kırılıyor derece. Bu da önce PKK'lı diyorlar. Bunu psikolojik olarak yapıyorlar ama. Yani PKK olmadığını biliyorlar. Çözmüşler Yeşil olduğunu. Şeyden dolayı bunlar hani çok aşırı sağ kökenden ülkücü ya. Hatta Yeşil ülkücü Mahmut Yıldırım. PKK'lı diyerek bunu yapıyorlar. Aşağı işte sen vatan hainisin, teröristin gibisinden falan. Herif diyor amına koyayım ben kaç tane çatışmaya girmişim bana öyle bir şey denir mi gibisinden. Aşağı sorgu sahnesi. Evet abi. Sinirlendirmek için. Bu da işte sinirliğini yani sinirlenmediğini söylüyor ama diğer taraftan konuştuğunu biliyoruz. Kendisi konuşmadığını iddia ediyor ama konuştuğunu biliyoruz. İsim vermiş birkaç tane. Sinirden ama yani. Bundan değil. Sonra bunu salıyorlar abi dedikten sonra diyor ki
Ben de şimdi sorgulamaya başladım. PKK acaba niye devlete karşı savaşıyor diye. Böyle PKK diye savaşmasına gerek yok diyor. Bunlar diyor Türkiye Cumhuriyeti'ni bitirecekler diyor. Benim artık hiç işte takatim halim kalmadı falan filan, bir hayata küsüyor. Sonra Mehmet Emir bunu alıyor, baktırıyor bir güzel işte. Kaburgalarını falan yaptırıyor. Gidiyor Tarık Ümit'e şikayet ediyor. Ya Yeşil de diyor ne dövmüşler falan filan ya diyor. Bir de onun şeyi var sürekli. Yani Yeşil'in intikamını alma duygusu var Mehmet Emir'de. Sahiplendiği için. Bir de Tarık Ümit bunun muhtarı olduğu için. Bunun da bunu da yani bunlar götürüyor. Korkut Eken, Mehmet Ağar ekibi götürüyor bunu da. Tarık Ümit'i. Kullanıyorlar uzun süre. Sonradan ortaya çıktığı zaman hem paradan kavgalar oluyor. Para aklama konusunda kavgalar oluyor. Uyuşturucu ticaretinde bazı kavgalar oluyor. Bunu Ziya Bandırmalıoğlu var. Bir de Ayhan Akça var. Özel harekatçı onlar. Bunu pastanenin önünden alıyorlar. Diyorlar ki İbrahim abi seninle görüşecek. İbrahim abi dedikleri de İbrahim Şahin. Özel harekatın başında o zaman. Seninle görüşecek diyorlar. Götürüyorlar bunu evine. En son orada görülüyor. Sonra bir daha görülmüyor. Sonra işte soruşturmadan susurluk raporundan, ki ben 3 susurluk raporundan işte TBMM komisyonunda ezbere bilirim anasını satayım. Allah kahretsin. Yani ifadeleri 20 kere okumuşumdur bu videolar için. Bunu götürüyorlar. Ezbere biliyorum ne olduğunu. Bunu götürüyorlar. Yalova tarafına götürüyorlar. Arabasını başka bir yere koyuyorlar şaşırtmak için. Sonradan bunu bir çiftliğe, Sami Hoşlan'ın bir çiftliğe var. Oraya getiriyorlar. Abdullah Çatlı grubuna devrediyorlar. Sonra orada İbrahim Şahin ve Korkut Eken bunu sorguluyor. İşte sen paraları ne yaptın? Paraları nereye götürdün? Niçin aldın ve Mehmet Emir'e bizim hakkımızda ne söyledin? Bir de onun korkusu var. Yani MİT'e bizim hakkımızda neler bildirdin? MİT bizim hakkımızda ne kadar biliyor? Çünkü ya yaptıkları şeyler dehşet. Çok fazla iş yapmışlar. Sırf bu liste olayı falan da değil. Yani MİT ne kadar biliyor, onun korkusu var onunla. Bir de bu MİT korkusu sürekli var. MİT bizim hakkımızda ne kadar biliyor? Onun korkusu sürekli var. Bunun işte parmaklarını falan kırıyorlar. 4-5 gün bunu sorguluyorlar. Hemen öldürmüyorlar. Bu esnada da Mehmet Emir çözüyor mevzuyu ve bunu kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Diyor ki kızını, arıyor kızını telefonla. Tabii babası kaybolmuş, kız perperişan, kocası da perperişan. Git diyor gazetelere söyle ki babam Abdullah Çelik kaçırdı, işte Korkut Eken kaçırdı, isimlerini ver, başlık atsın gazeteler, yoksa bunlar bunu öldürecek diyor. Şimdi bu yaygın bir prosedür emniyet ve MİT arasında. Bunlar karşı taraf baskılamak istedikleri zaman gazetelere bilgi aktarıyorlar. Bir haber yapıldığı zaman işte toplum bunu bildiği zaman, ki Peker'in de yaptığı bugün budur bu arada. Yani Mehmet Ağar konusunda bazı ifşaatler falan yapıyor ya. Bu da aslında bir silah. Eskiden beri yapılan bir şey. Topluma bildiriyor bunu. Şimdi bu saatten sonra ifşa ettiği kişiler bir şey yaptığı zaman elini kolunu bağlamış oluyor. Halil Falyan'ın olayında da öyleydi mesela. Bu tip insanların medyada isimlerinin olmaması gerekiyor. Çok az olması gerekiyor. Olduğu zaman da işte bir yere bağış yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bu tarz haberler olması gerekiyor. Böyle haberler değil. Böyle birini ifşa ettiği zaman hani videoyla, haberle falan ölüm emrini vermiş oluyorsun. O yüzden Mehmet Emir de diyor ki git gazetelere söyle, benim babamı Korkut Eken işte kaçırdı, Abdullah Çatlı'ya verdi falan gibisinden. Kız tabii korkuyor. Çünkü Korkut Eken babasıyla arkadaş. Öyle biliyor. Bunu söylemiyor. O dönemler bir de Mehmet Emir tanımıyor. Yani ilişkisini falan da bilmiyor babasıyla. Zamanla bu ortaya çıkınca şey yapıyor. 4 gün boyunca uğraşıyorlar abi. Yani Mehmet Emir gidiyor şey yapıyor. Mehmet Ağar arıyor önce. Sende olduğunu biliyormuş da Abdullah Çatlı da. Salın bunu, yoksa bu iş siyasi cinayetlere falan gidecek. Bu adamlar kontrol altında değil senin. Elin altındaki gruplar kontrol altında değil. Bu mevzu büyüyecek. Sen saldıktan sonra ben Tarık'la konuşurum. Sizin hakkınıza şey yapmaz. Bu olayı kapatırız. Mehmet Ağar da diyor ki bakmam lazım. Hani yok demiyor mesela. Veya Çatlı ne alaka demiyor. Korkut Eken'le alakalı bizde değil, onu da demiyor. Bakmam lazım diyor sadece. Emir sonra yine İbrahim Şahin'i arıyor. Öyle bir şey varsa diyor biz ilgileniriz, böyle bir şey olmaz merak etme falan tarzı. Bu da yarıda kesiyor. Sonrasında Tarık Ümit kayıp. Yani kayıp, yok adam. Ve büyük bir ihtimalle daha da bulunmayacak. Daha da enteresan kısmı biliyor musun? Ne abi? Mehmet Ağar diyor ki şeye, Mehmet Demir'e telefonda bunu sorduğu zaman, sen merak etme bizim tosunları zaten biz Azerbaycan'a göndereceğiz, her şeyi hazırladık diyor. Ve gerçekten de bu faili meçhuller olduktan sonra Mehmet Ağar biliyorsun milletvekili oluyor, dokunulmazlık alıyor. Zaten yargılanıyor 2007-2008'e kadar, yargılanamıyor dokunulmazlıktan dolayı, Susurluk'ta da. Yani yargılanıyor da gerçi işte şey yok. 4-5 senede yargılıyorlar ama dokunamıyorlar. Mahkemede falan bile getirilmiyor çünkü milletvekili ve dokunulmaz. Biz bunu diyor Azerbaycan'a göndereceğiz, gerçekten de öyle yapıyor. Yani dağıtıyor ekibini ve kendisinin önünü açıyor artık. Ve bu sattığı ekip arasında da işte bu mafya gruplarının yanı sıra Peker de var. Daha çok genç, 23-24 yaşlarında, ama Sedat Peker de var.
Mesela pek kimse, ben Tarık Ümit'le konuştum, Tarık abiyle konuştum, bana böyle böyle dediği falan filan mevzusu. Bu yüzden çok enteresan. Çünkü birebir şahit. Yani bir tane faili meçhulün, belki de son dönemlerin en büyük faili meçhullerinden birinin birebir şahidi adam. Neyse, fazla mı uzattık? Cevaps. Uzatmadın abi. Şu şeyim, hani ağzım açık dinleme modum var ya benim. O moddayım, sıkılmadım. Yanlış anlama. Adamı kaldırıyorlar. Bir tane jitemci subay var. Şans eseri, rastgele. Jitemci bir subay var. Herif babayı bulunan kısımda olduğu için mevzu ona intikal ediyor ve bu konuyu araştırmaya başlıyor. Tabii o dönemler kimsenin elinde bir şey yok. Yani Ziya Bandırmalıoğlu ve işte ne bileyim Ayhan Akça, işte Özen Erkat, Korkut Eken, İbrahim Şahin falan kimsenin aklında yok mevzular. Bu herifin aklına şey geliyor. PTT'den diyor bu Tarık Ümit kimle konuşmuş? Bakıyor, çıkarıyor işte listesini. 19 kişiyle görüşmüş. Bayramdan önce Mehmet Emir falan da aramış. Mehmet Emir arayıp demiş ki Tarık Ümit en son. İşte Mehmet Ağar'la aramız sıkıntılıydı. Barıştık. Akşama da İbrahim Şahin'le görüşeceğim. İşte buzları erittik falan gibisinden bir konuşma yapıyor. Kaçırılmadan. Kaçırıldığı gün. Mehmet Emir. O yüzden Emir de büyük ihtimalle direkt şeyden şüpheleniyor. Şahin ve Eken'den. Sonra bir numara buluyor en son. Görüştü. Alakasız bir adam. Afşar Kederoğlu diye bir adam. Gidiyor Asubay bu Afşar Kederoğlu'nun evine. Buluyor elemanı, getiriyor. Bu telefon senin mi? Senin, gel bakayım ben de diyor. Bunu sorguya getiriyor bu Citemci Asubay. Diyor ki bu telefonla diyor işte Tarık Ümit'i aramış, tanır mısın? Ben onu tanımam diyor adam. Direkt biraz aptal bir adam. Ben onu tanımam diyor. Benim tanıdığım İbrahim abi vardır. Kimsenin İbrahim abi? İbrahim Şahin. Bu telefonu sen mi kullandın? Hayır, bu telefonu bayramdan bir gün evvel Özel Harekat'tan arkadaşlarım var benim, çok büyük. Onlar aldılar bana. O telefonu onları kullandılar. Kim bu kullanan arkadaşların? İşte Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu. Özel Harekat'tan. Assubaycı çözüyor mevzuyu. Telefonu çalıyor elemanı sürekli. Aç diyor telefonunu. Sakın diyor Jitem'de olduğunu söylemeyeceksin. Açıyor. Ayhan Akça arıyor bunu. İşte gelip bizi alır mısın? Arabamız yok falan gibisinden. Assubay da diyor ki tamam, hadi atla araba. Gitti, giderim seninle. Nerede bunlar? İşte özel polis şeyin oradalar. Bu İstanbul'da polis evleri var. Kaldıkları yerler var onların. Özel harekatçıların. Gidiyor oraya. Bu üçünü tutuyor orada. Kim var? İşte Ayhan Akça, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu. Üçü. Araba falan yok. Jitemci geliyor bunların yanında. Evet beyler, kimsiniz? İşte biz işte polisiz. Sen kimsin birader falan. Ben de Jitem Assubay abi falan. Çıkarıyor direkt. Ben de bir karakola kadar gelin bakayım. Zaten çıldırıyorlar direkt. Sen kimsin? Bizi alamazsın. Nasıl bulursun? Ayhan Çarkın diyor ki nereden geldiniz diyor bu Citemci Asubay. Sorgulanmış bir yanında. Sana ne birader diyor. Karımı diyor siktirdim diyor kerhanede. Aynı böyle bu arada. Ben uydurmuyorum yani. Bir ifadesi bu yönde. Susurluk raporunda var. Karımı diyor siktirdim diyor. Şimdi parasını yemeye gidiyorum. Sana mı soracağım diyor. Çarkı. Tamam mı? Ayarakta da gidiyor. Hemen İbrahim Şahin'i arıyor. Bir anla. İşte İbrahim Şahin telefondan buna veriyor. Bu Citemci Asubay diyor. Ben de buna telefonla görüşmem senin telefonda. Biz şimdi karakola gideceğiz. Orada arayacak ne söyleyecekse. Tabii kavga gürültü, karakola gidiyorlar. Karakolda herif bir daha fırça yiyor Citemci Asubay. İşte sen bunları nasıl tutuklarsın? Bunlar işte özel harekat şu bu falan. İbrahim Şahin telefonunu arıyor. Fırçalıyor bunu. Bunları salacaksın diyor. Ve salıyor. Büyük ihtimalle Yalova'dan geldiğini söylemişler ya telefonda. Daha yanında Citemci Asubay'ın olduğunu bilmiyorlardı. Arkadaşlarını aradıkları zaman. Büyük ihtimalle şeyin teslimatından geliyorlar. Tarık Ümit'i alıp teslim ettikleri yerden geliyorlar. Tabii bu araştırılamıyor. Sonra bu Citemci Asubay'ı da alıyorlar, şeye sürüyorlar, Diyarbakır'a sürüyorlar. Ve Diyarbakır'da bayağı bunu ezdikten sonra gidiyorlar bunu Giresun'a veriyorlar. Giresun'da da kimin altına veriyorlar biliyor musun? Veli Küçük'ün altına veriyorlar. O tarihten sonra bir daha da konuşmuyorlar yani hiçbir konak. Veli Küçük'ün altında konuşmamıştı. Hatta daha da enteresanı, Tarık Ümit'in amcası bu arabayı teslim aldıktan sonra bu arabanın sahte plaka olduğu ortaya çıkıyor. Başka birisinin üzerine. Jandarmada diyorlar ki ya demek ki burada bir araba kaçakçılığı olabilir. Kızıyla amcasını tutukluyorlar Tarık Ümit'in. İşte aradan 5-6 saat sonra jandarmayı şey arıyor. Veli Küçük arıyor. Kendisi jandarmada bilindiği için bunları diyor salın böyle bir şey yok falan. Yani alakasız bir adam ama o da araya giriyor böyle telefonla arıyor. Salın bunları gibisinden. Abi peki bir şey soracağım. Söyle bakalım. Bu Emir'e döneceğim. Emir ne zaman demişti? Şey demişti. Yeşil mevzusu vardı ya, o aklımda kaldı. Şimdi Emir yırtınıyor, yeşili savunuyor ediyor ya Gürmüz'le. Geçmişte bir şey anlattık. Milletin aklı hep yeşildi anasını satayım. Yeşil abi yeşil de anlattık. Yeşille ilgili çok büyük bir info var. Ben bazı şeylerin doğruluğunu, yanlışlığını benim için çok önemli olmaz. Araştırmam. Bazı şeyleri araştırırım. Bir şeye varamam da. Emir yanlış anlamıyorsam, hatırlamıyorsam Mahmut'ta ne başbakanlık kartı olduğunu söylemişti.
İşte ordu komutanlarının toplantılarına vesaire katılıyordu. O kadar büyük bir adamdı demişti. Kol ordu komutanı. Şöyle oluyor. Bunu yapıyormuş. Doğruluğu varsa bunu niye yapıyormuş? Niye yapıyormuş? Niye kol ordu komutanlarının toplantılarına katılıyormuş? Hayır, şöyle görmen lazım. Bu terörle mücadele konusunda bunlar o dönemler ilk tecrübe ettikleri için direkt bunların kitabı falan yok. Yani başka bir ülkeden, biz Amerika'dan alıyorduk genelde eğitimleri. Amerikalıların böyle bir tecrübeleri yok. Hani onların verdikleri mesela kontr gerilla eğitimleri özel harp dairesinde şehirdeki yani bu Sovyet tipi gerillaları falan karşı. Hı hı. Güzel bir şey değil yani, orada fayda etmiyor. Bunlar da çözümler geliştirmeye başlıyorlar. Nedir bu çözüm geliştirmelerden biri? JITEM'de jandarmada bir şey birim kuruyorlar. Diyorlar ki JITEM diye birim kuralım. Jandarma istihbarat gitsin bizim için. İstihbarat toplasın. Buna özel yetki verelim. Olabildiğince biz istihbarat toplasın. Bizim işimizi kolaylaştırsın. Çünkü diğer istihbarat birimleriyle çalışamıyoruz. Olmuyor. Emniyet istihbaratı Hanefi amca mesela Diyarbakır'da. O da kendince farklı bir metot geliştiriyor. O itirafçılarla çalışıyor. Meşhurdur onun itirafçıları Hanefi amcanın. Hala da savunur itirafçı programını. Bu jandarma istihbarat kurulduktan, JIT ve JITEM kurulduktan sonra bunun işte başına de facto olarak Cem Ersever ile Arif Doğan geliyor. Evet. Bunların ikisi diyorlar ki, özellikle Cem Ersever, korucu programını çok savunuyorlar. Hani bölgedeki şey silahlandırılması mevzusunu korucular. İkinci olarak da en iyi kontr gerilla eski gerilla. Tamam mı? Bu mantıktalar. Ve Cem Ersever gidiyor bir şeyleri topluyor. Eski PKK'lı teröristler, hapiste olanlar şimdi. İtirafçıları falan. Bunları topluyor. Diyor ki bunlara, işte senin cezanda bir af yapacağız. Veya herif cezaevinden çıktıktan sonra işi gücü yok. Bir şey yapacak bir şeysi yok. Herif 4-5 yıl teröristlik yapmış mesela. Anlatabiliyor muyum? Bir şeysi yok. Çok absürt gelebilir sana. Yani Abdülkadir Aydan var mesela. Herif hardcore ülkücü oluyor birden. Yani eski terörist adam. PKK'lı. Tutuklandıktan sonra bir de askerliğini yaptırıyorlar hapisten çıkınca. Kıbrıs'ta bunu arıyor. Cem Ersever. Arif Doğan diyor gel Diyarbakır'a. Seninle konuşacağız. Herifi JITEM'e katıyorlar. Böyle bir grup oluşuyor itirafçılarda. Ve bunlara özel yetkiler de donatılmaya başlanıyor. Fakat resmi olarak bunlardan çok rahatsız oluyorlar. Bu gruplardan. Ne yapıyor bu gruplar? Bu itirafçı grupları mesela. Daha radikal oldukları için. Önden onlar gidiyor. Normal nizami şekilde girilmedikleri yeri bunları salıyorlar. Çünkü heriflerin ölmek gibi derdi yok yani. Şeyleri yok, korkuları yok. Bunları salıyorlar ama adam terörist yani özünde. Bir eğitimi yok. Yani sivil falan gözetmiyor. Sorgu yaparken adamın kafasına sıkıyor falan. Hiç şey yok adamın. Nizamı yok. Kontrol altına alamazsın. Ve bu içeride çok büyük sıkıntılar yol açıyor. Jandarma içinde de çok büyük eleştirileri yol açıyor. Hani faili meçhul mevzuları falan atmaya başladığı zaman çok büyük eleştirileri yol açıyor. Bir de tabii uyuşturucu mevzusu var. Herifler parasında, itirafçı ekipler özellikle parasındalar. Uyuşturucu mevzularına da giriyorlar. Ve hani bu program yaklaşık 3-4 sene sonra patlıyor yani. Çok da sürmüyor aslında. Ve yeşil tarzı, işte Mahmut Yıldırım tarzı elemanlar MIT'ten zaten önceden biri biliniyor da bu gözü kara olduğu için, bir de işte kendi tarafından ekip olduğu için ve bu adam Zaza hani bölgeyi de biliyor, Arapça da biliyor, Kürtçe de biliyor. Ve adam yetenekli bu konuda. Yani absürt çok yıkaması bile oluyor, evet. Yetenekli bu konularda. Girip gelmeye çıkmaya başlıyor. Birçok kişi onu subay sanıyor zaten. Yani birçok kişi ben bu adamla bu kadar operasyona girdim falan, ben bu adamı subay bir şey sanıyordum, eski emekli bir şey sanıyordum falan diyorlar. Hatta kendi şeyi de tanıtıyor. Bu da çok ironiktir. Ne diye? Orhan Tanrıkulu mu? Orhan galiba. Orhan Tanrıkulu diye tanıtıyor kendini. İkinci ismi. Ali Demir. Orhan Tanrıkulu. Biz de kod adları işte. Sakallı, Terminatör. Falan böyle bir de kod adları var adamın. Bu şekilde hızla yükseliyor adam. Başarılı çünkü. Kullanışlı. Anlatabiliyor muyum? Ama kendisini de palazlıyor bir yandan. Yaptığının 10 katını falan da anlatıyor. Evet. Biz adı sonra artık mevzu o kadar efsaneleşiyor ki yeşil aşağı yeşil yukarı mevzusu oluyor. Ama ekip 4-5 kişiden oluşuyor. Bir de bunu da bir söylemek lazım. Yani 4-5 kişilik bir ekip ama işte hep yeşil diye geçiyor. 4-5 kişilik bir ekip var onun. Adamları var kendisinin. Onun bir kısmı eski itirafçı. Tıpkı Ersever'de olduğu gibi. Kontrol altına alamıyorsun bunları. Hatta iddia odur ki mesela bu tehdit değil. Ümit'le yeşil Ümit'le yeşil bu asker Smitko ve Nazım Esmaili iki tane İranlı uyuşturucu kaçakçısını alıyorlar, kaldırıyorlar ya yakınlarından. Evet. Fidye mi aldı? Yeşil bunlar hapse şey aldıkları, sorguya aldıkları zaman adamları korkuyor, paniğe kapılıyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve bu iki İranlı'nın kafasına sıkıp kaçıyorlar. İnfaz edin. Yani yönetim şey olmadığı zaman amatör insanlar aslında. Yani böyle bir şey yönetimleri yok. Kontrol altına alamıyorsun. Tehlikeli kısmı o zaten.
Kurtlar Vadisi diyeceğim yine. Anlayamadım. Evet. Abi şey, Soner Yalçın mezun işinden geldiği için direkt diziye yansıtması şey bir şey değil. O yüzden sürekli diyorum. Yani bu konularla ilgileniyorsanız önce oradan başlayın. Dizi izleyin yani. Velhasıl Mahmut Yıldırım kısa sürede yükseliyor. Ve gerçekten kartları var. Toplantılara giriyor. Hatta orada komutanları falan akıl veriyor. Yani eleştiriyor bazen. Şunu niye böyle yaptın? Bunu böyle. Ben bunu yaptım. Algılayamıyorum işte. Ben bunu Eymür söylediğinde dedim ki what the fuck yani neden? Üstesi daha fazla. Şimdi komutan adam mesela karşısındaki komutan da Mahmut Yıldırım 40 çatışmaya girdiyse komutan belki 2 tanesine girdi. Sağ elemanı. Daha bilgili. Anlatabiliyor muyum? Hem bilgili hem oradan çıkıyor hem şey ilişkileri kuvvetli. Adam jandarmadan MİT'e transfer oluyor. MİT'te de kuvvetli. MİT'e çalışmaya başlıyor zaten bir süre sonra. Yurt dışı operasyonlarında falan kullanılıyor. Bunu iyi kullanıyor. Hani sadece sağ operasyon yapıp kenara oturan bir adam değil, parasına da bakıyor bir yandan. Hem ilişkilerini de genişletiyor. Bir efsaneleşiyor. Bir efsaneleşme mevzusu var. Tabi orada dizinin mizinin payı da var. İşte kulaktan kulağa anlatılan hikayeleri var onun meşhur. Birçoğu gerçek değil onu söyleyeyim. Efsaneleşiyor ama. Bir de onu şey için kullanıyorlar. Yani orada sorgusunda yanında kovan boşaltıp da bir de işte birkaç kişi suratını falan gösteriyorlar ya. Kendisi de anlatıyor. Bir sürü olayda yeşil, iddiaya göre yeşil sıkmış kafasına. İddiaya göre yeşil öldürmüş falan böyle. Yani her haltta artık şey çıkmaya başlıyor. Faili meşhur yaşandı. Yeşilin üstüne atılıyor tüm muhabbet. Yani iddiaya göre yeşili görmüşler orada. Yani belki adam öldü, belki hayatta belli değil ama her yerde o. Her faili meşhur başında o var. Tabi sanki işi gücü yok. Bir de hiç yakalanmadan. Hiçbir yerde gözükmeden yakalanmadan. Bütün faili meşhurları işliyor adam. Ben sizin muhabbetini sikmedim değil mi? Yo abi ben şu an çok mutluyum ya. Ben her gece zaten senin videolarını izliyorum. Şu anda da canlı canlı senin videonu izliyormuş gibi böyle uyuyorum. Sana çok büyük saygı duymamın nedeni de bu. Ben mesela böyle şeyleri bilmek istiyorum. Ama araştırma yapmak çok büyük yetenek veya nasıl gideceğini, o labirentten nasıl geçeceğini bilmek bayağı yetenek isteyen bir şey. Sende de bu yetenek çok iyi var ve hafızan çok iyi. O yüzden çok mutlu oluyorum böyle şeyleri öğrenince.